sahipleri tarafından sokağa terk edilen ve bakıma muhtaç hayvanların bakımını üstlenerek onlara yeni bir yaşam alanları kazandıran Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi il genelinde sürdürdüğü hizmetlerine devam ediyor. Alanları iyi ya, alanlar geniş. Hayvanların yaşam haklarına sahip çıkarak alanında uzman veteriner eşliğinde onları koruma altına alan merkez 22 Mart Çarşamba günü Hatay Büyükşehir Belediyesi idarecilerini ağırladı. Gerçekleşen ziyarete Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Profesör Doktor Mehmet Maden ve Zabıta Dairesi Başkanı Edip Kadıoğlu ile birlikte uzman veterinerler katıldı. Rehabilitasyon merkezinde incelemelerde bulunan Genel Sekreter Maden, yaşanabilecek olası problemlerin önüne geçirebilmesi için gereken tüm önlemlerin alınması için yetkililerle görüştü. Bakımlarını da bir söyleyebiliriz burada. Mesai gözetmek sizin. Ne hafta sonu ne de gece ihbar geldiği zaman ve bir işin yapılması gerektiği zaman sürekli işlerin başındalar. Ve bu yani hem az personel hem de bu daracık yerde çok önemli işler, önemli hizmetler yapıyorlar. Talep edildiği müddetçe biz zaten bilgilendirme çalışmaları da yapıyoruz. Sen bilgilendirme çalışmaları. Müzik mi? Şurada hoparlör tesislerimizde. 2014'ten. Profesör Doktor Mehmet Maden ayrıca vatandaşların hayvan hakları konusunda daha duyarlı davranması için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Mesai gözetmeksizin mevcut şartlar dahilinde en iyi hizmeti yapmak için çalıştıklarını ifade eden Edip Kadıoğlu ise sahipsiz ve bakıma muhtaç hayvanların tedavisi ve rehabilitasyonu için hem zabıta ekiplerimiz hem de veteriner hekimlerimiz büyük hassasiyetle çalışıyor dedi. Rehabilitasyon merkezi ziyaretinden sonra yeni yapılacak olan barınak alanını ziyaret eden Hatay Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Maden ve Zabıta Dairesi Başkanı Kadıoğlu burada bir takım incelemelerde bulundular.